Bugün bu toplantının amacı da hem 6 aylık değerlendirmeyi hem 60 aylık geçmiş yapılamayanları genel itibariyle Antalya'nın genel durumunu değerlendirmek üzere sizlerle bir aradayız. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimi şehri yönetmekten aciz, vatandaşın sıkıntılarına bir haber, proje üretmez, icraatı yapmaz bir hale gelmiş durumda. 6 aydır geldiğimiz noktada da geçmiş 60 ayın benzeri yaşantıları devam ettiriyorlar. Ortada yine baktığımızda proje yok, yine ortada bir vizyon yok. Dünya kenti turizmin merkezi Antalya'da elle gözükür, tutulur, gözle gözükür bir hiçbir hizmetin olmadığını hep beraberce izliyoruz. Antalya'da vatandaşlarımız tercihini tekrarı yönünde kullandı. Biz de bundan sonra aldığımız muhalefet görevi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve 19 ilçe belediye başkanlarının yaptıklarını, yapamadıklarını sizlerle zaman zaman bir araya gelip gerek basın toplantıları, gerek basın bültenleriyle paylaşacağız. Bundan sonra gözümüz AK Parti ailesi olarak üzerlerinde olacak. Bu böyle biline. Antalya'da su kesintileri aldı başını gidiyor. 19 ilçemizin tamamına sadece kırsalda değil merkezde bile akmayan sular 3-5 gün, 1 hafta, 10 gün, 15 gün musluktan gelmeyen sularla karşı karşıya kaldık. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Yönetimi ASAT su kesintileriyle ilgili vatandaşın sıkıntısına merhem olabilecek hiçbir sorunu üretmemediği gibi artık vatandaş sosyal medyada sıkıntısını dile getirir. Hatta muhtarlarımız bile sosyal medyada muslukların başında 10 gündür akmayan suları dile getirir oldu. Yani bu ayıp bile suyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye yönetimine yeter. Su faturaları geçtiğimiz dönemlerde AK Partili belediye başkanımız Sayın Menderes Türel Başkan zamanında su Antalya'da su en ucuz içilen fiyatla Türkiye'den ucuz içilen ildi. Geldiğimiz nokta itibariyle Antalya en pahalı su içer duruma geldi. Hepiniz su faturalarıyla karşı karşıyasınız. Su faturalarını görüyorsunuz halini. Zamlara yetmediği gibi ikinci geldiği dönemde de ilk icraatlarından birisi yine suya rekor bir zamla %446'lık bir zamla su fiyatına zam yaptı. Diyeceksiniz ki zam yapılabilir. Her şey arttı. Dolayısıyla su fiyatları da artması normaldir. Ama %446'lık zamı sizin takdirlerinize bırakıyorum. İnsanlar trafiğin içinden çıkılmaz bir hal almış vaziyetine karşı bir yerden bir yere gidemez durumdalar. Çalışanlar iş yerlerine, okuyanlar okullarına, hiçbir kimse istediği bir yere, istediği bir saatte ulaşamaz durumda. Ulaşım işler acısı bir durumda. Ne yeni bir yol var, ne yeni bir kavşak var, ne yeni bir çalışma var, ne bir proje var, ne de ortaya koydukları bir vizyon var. Trafik sorunu içinden çıkılmaz vaziyeti almış durumda. Trafikle ilgili de bir çözüm üretmeyen ve ulaşım ağını da Antalya'nın her yerine yayamayan, daha hala şehrimizde ulaşılamayan, gidilemeyen yerlerin olduğu yeri beraberce yaşıyoruz. Seçim vaatlerinde trafik ve ulaşım sorununu çözeceğim diye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı 66 aydır işin içinden çıkılmaz bir trafik ve ulaşım sorunuyla Antalyalıları, Antalyalı hemşehrilerimizi karşı karşıya bıraktı. Duraklar toplu taşıma ile ilgili çok kalabalık. Hala sivrisinek konuşuyorsak bu ilde, hala haşeratla mücadeleyi konuşuyorsak bu bile Sayın Başkan'ın bir ayıbıdır. Altın portakal. Yani özüne döndüreceğim diye geldiği altın portakalla ilgili yola çıktığı bu süreçte özüne döndürmekten ziyade altın portakalı ortadan kaldırdı. Nereye gittiği belli olmayan, ne zaman yapılacağı belli olmayan skandallarla gündeme gelen bir altın portakalla karşı karşıya kaldık şehrimizde. Geçen sene yapılamadı. Skandallar ortaya çıktı. Jüri üyeleri çekildi. Sanatçılar çekildi. Ve yıl sonuna kadar yapacağım diye söz verdiği altın portakalı, namus sözü, şeref sözü deyip ekranlarda paylaştığı konuşmaları hepimizce malum. Ama maalesef gerçekleştiremedi. Kıyılarımızı hakikaten bu arıtma tesislerine yapmamış olduğu yatırımla diyorum. Hiçbir yatırım yapmadı çünkü. Denizlere artık yeterli gelmeyen arıtma tesisleri fazlasını denize boşaltmaya başladı. Bu noktada çevre kirliliği had safhada. Netice itibariyle de geçtiğimiz günlerde hepimiz izledik. Çevre Bakanlığı'nın da tespitleriyle denize boşaltıldığı tespit edilen görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.